akşamlar diliyoruz sevgili seyircilerimiz. Bu akşam sizi müzikle karşılıyoruz. Her biri alanında virtüöz olan müzisyenleri bir araya getiren özel bir projeden söz edeceğiz. Evet, bağlama ustası Ümit Yılmaz ve klasik kemençenin usta ismi Derya Türkan'ın son albümü, yeni albümü Seyri Ahenk kısa süre önce müzikseverlerle buluştu. Biz de hemen ardından Ümit Yılmaz'ı konuk ediyoruz. Ümit, teşekkür ederim geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Sizi gördüm. Çok mutlu olduk biz de gördüğümüz için. Seyri Ahenk'i anlatırken bir cümlen var. Bir hayalini gerçekleştirdiğini anlatan bir cümle. O yüzden bu albüm için yola çıkışınızı, Derya Türkan'la bir araya gelişinizi, o süreci biraz anlatalım istiyorum. Çünkü tahmin ediyorum uzun soluklu bir hazırlık ve sonrasında kayıtlar da öyle geçmiş. Evet. Ama bir öncesini öğrenelim. Şöyle, Derya Türkan benim çocukluk arkadaşım. Yani ortaokuldan itibaren yaklaşık 86 yılından beri beraber konservatuvar okuduğum bir arkadaşım. İTÜ'de. Evet, İstanbul Teknik Üniversitesi çalgı bölümünden mezunuz ikimiz de. Hı hı. O zamandan beri bir dostluğumuz, arkadaşlığımız var. Albüm projesi, evet, benim Derya ile bir şeyler yapalım konusu açıldı ve sonra Derya bu işi büyütelim dedik Derya ile beraber ve yurt dışında Amsterdam'da biz bu albüm kayıtlarını yaptık, Seyri Ahenk'in kayıtlarını. Hı. Ve bize beraber müzik yaptığımız Martin Fonse, hı hı, piyanist, kontrbasta Erik van der Westen ve perküsyonda da Alper Kekeç bizle beraber oldu. Amsterdam'da kayıtlarını yaptık ve canlı prova yapıp kayıt ettik. Yani bir konser gibi. Çok kanal. O da başka bir heyecan olsa gerek. Değil mi? Tabii yine ki. De bir araya geldiğiniz o atmosfer bir aslında farklılık. Çünkü ilk kez belki bu şekilde bir araya geldiğimiz müzisyenler, yani değil mi? Tabii, çok önceden parçaları yolladık, notalar yollandı. İşte hücum kayıt denir, evet, ya, böyle başka bir heyecan diye tarif edilir. Stüdyonun ton masterı Thomas bizden sazlarımızın seslerini duymak istedi. Nasıl, hangi mikrofonu kullanacağız? Birçok işin mutfağında, arka planda çok şeyler konuşuldu. Bir arada olduk, evet. Yaklaşık bir hafta kadar sürdü hem kayıtlarımız hem provalarımız. Çok güzel bir hayalim, neden hayal dedim ben? Hı. Yani yabancılarla bir şey yapmak istiyordum hep. Farklı müzisyenlerle bir araya gelmek. O düşünce bizi Derya'yla beraber bu yola, yolculuğa sürükledi. Ondan dolayı yine hayalimi gerçekleştirmiş oldum yani. Ve çok da ses getiren bir tanıtımınız oldu. Çok beğeniyle müzikseverler söz etti. Öyle değil mi? Size, evet, de geri dönüşleri muhakkak çok o yönde. Çok oldu. Halen geçen Perşembe günü akşam konserimiz oldu. Zorlu Center'da oldu. Çok güzel bir gala, albümün ilk gala konseri oldu. Davetliler çağrıldı. Biletli bir satış değildi, konser değildi. Hı hı. Halk Bankası'nın destekleriyle oldu. Ben bu arada Halk Bankası'nın uzun zamandan beri halk müzik korosunun şefliğini yapıyorum. Onlar da benim bu projeme kulak misafiri oluyorlardı ve yanımızda oldular, destek güç oldular. Güç birliği oldu. Evet, sağ olsunlar, gerçekten önemliydi o destekleri de bizim için. Hı hı. Çok güzel bir konser oldu. Geldi, Martin geldi, Erik geldi, Alper geldi Hollanda'dan. Derya beraber çaldık. Bu konser çaldık için, evet. Aslında özel bir buluşma. Özel bir buluşma, evet, oldu. Ve gerçekten çok harika geçti. Konserde gelen davetlerimizin hepsine kataloglu bastırdığımız CD'ler hediye edildi. Birbirinden değerli eserler çalındı. Ya çok mutluyum, çok da anlatırken güzel. Anlatırken gözlerinin parladığını, evet, görüyorum. Bu ne güzel aslında, yaptığınız işten ne kadar keyif aldığınızı da gösteriyor. Evet, ben çok mutluyum gerçekten, hı, bu proje için. Çünkü kendi ürettiğimiz, kendi yaptığımız yılların birikimi var. Yani çok, o gün akşam bir gala konseri veriyorsunuz ama arkaya sığan bir 40-45 sene var. Tabii. Yani emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Şöyle yapalım, söz ediyoruz ama gidememiş olanlar için biraz da görelim, izleyelim, müziği de duyalım. Yönetmenim, konserden, o tanıtım konserinden biraz izleyelim istiyorum. Thank you.
eksperimental bir proje ve o kulvarda aslında zor da bir iş. Hep ondan bahsederim. Enstrümantal müziğin karşılığını bulması çok kolay değildir. Sözlü olan daha fazla seyirciye, daha fazla dinleyiciye ulaşabilir. O yüzden tebrik ediyorum. Bu zor bir iş. Ama ben öyle bakmıyorum. Yani yaptığınız, çünkü bizim işimiz sanat. Yani evet. Çok değerli elbette. Sanat ve sanatçı. Ama anlatabilmek lazım. Evet. Belki bugün öyle gözüküyor ama yani sonuçta biz bir şey ürettik ve evrene bıraktık. Belki 10 yıl sonra, 20 yıl sonra, 30 yıl sonra belki bu tarz işler çok daha kıymetli olacak. Bilemiyoruz yani. O yüzden önemli olan üretmemizdi. Yani Derya zaten çok güzel başka projelerde sazını çok güzel tanıttı. Evet. Önemli bir müzisyen. Martin deseniz öyle, Erik ve Alper de öyle. Ben de bu işi onlarla yaptım. Çok güzel. Mutluyuz. Evet, birçok film müziğinde ve değil mi özel projede zaten çok değerli müzisyenler, her biri birçok önemli sanatçıyla da çalıyor, çaldı, çalmaya devam ediyor. Muhakkak öyle. Şimdi ben albümde yer alan eserlerden de biraz söz edelim istiyorum. Tabii. Üç eser sana ait. Benim bestem. Ki onlardan biri Ümit olsa gerek. Kliplendirilen eserin adı Ümit. Ben de sordum. Doğrudan Ümit Yılmaz'ın kendine hitap ettiği bir ya ben şöyle, yani kendim için de bir şey yapayım derken dedim ne yapabilirim? En güzel bir eser kendime hediye edeyim. Adını Ümit koyayım. Yani çünkü Ümit, herkesin yaşamında ümidin bir anlamı var. İsmi güzel oldu. Belki o isimden dolayı öyle bir şansım oldu. Evet, kendime evet. yaptığım bir hediyeydi. Ve dinamik eserden biri albümde. O yüzden buna ilk klip olarak bu esere karar verdik. Tabii ben ayrıca da mutluyum. Üç tane de Derya'nın, Derya Türkan'a ait eser var. Bir eserimiz de Sayın Cumhurbaşkanımızın Sözcüsü İbrahim Kalın Hocamızın bir eseri var. İsmi Seyir. Seyir, evet. Ve ayrıca fotoğraflarıyla da bizim albüme desteklerini sundu. Yıllardır İbrahim Hoca ile zaten bir dostluğumuz, arkadaşlığımız. Bağlama ortak payda olsa gerek değil tabii mi? Türküler bağlama. Türküler. Yani sonuçta ben siyasetçiyim. İlk bir araya gelişiniz nasıl olmuştu? Yine müzik dolayısıyla. Tabii tabii. Stüdyoda çalışırken, çalışma yaparken buluştuk ve sonra da açıkçası yıllar önce kopmadık. Çünkü çok değerli. Yani İbrahim Hoca'm insan anlamında benim için çok değerli. Hem de öyle bir üst düzey insanın müzikle, sanatla uğraşması, fotoğraf çekmesi, kitap yazması, yani iyi ki var. Benim arkadaşım, ben çok da seviyorum İbrahim Hoca'yı. Bize fotoğraflarıyla ve bir eseriyle de katkıda bulundu. Biz de çok istedik, sevdik. Mutluyuz o anlamda. Ne güzel. Bu arada İbrahim Kalın zaten zaman zaman stüdyoya giriyor. Tabii, tabii. Bağlamasıyla yani değil mi? Eserleri var. Daha beraber. Önce Hiç Oldum'u takip etmiştik. Hiç Oldum'u var. Aşık Veysel'den okudu. Neşet Ertaş'tan çok var. Hatta bazı eserlerin benim yönetmenliğimde yaptığı eserler oldu. Çalışıyor. Evet, şu an ekrana geliyor arkadaşlar. Yeni çalışmalarımız var hocayla. O da gelecek. Yeni çalışmalar da olacak. Evet, olacak. Sözü, bestesi? Bir tanesinin yeni yaptığımız eser, müziği benim, sözleri hocanın. Yaptığımız bir çalışma var. Tabii ne zaman hani hocamız uygun gördüğü zaman çıkartırız, onu da gündeme getiririz. Önemli olan türkülerle bir arada olmak, müzikle beraber olmak. Ve müziğin aslında iyileştirici yanından tabii, birleştirici, da, iyileştirici, iyileştirici, birleştirici yani, yanından da aslında sanat, fayda görmek. Sanat çok farklı bir şey, çok üst bir şey. Yani herkesin bir şekilde hayatına değen, dokunan bir şey. Müzik olur, resim olur, başka bir dalı olur. Sanatsız kimse kalmasın bence. Elbette, ben öyle düşünüyorum. Elbette ki bunu zaten özellikle pandemi döneminde hepimiz biraz daha fazla hissettik herhalde, tabii. değil mi? Şifalanmak dedik ve sanatın tabii, yani, hayatımızdaki yerinin önemini anladık diye düşünüyorum. Hem eksik kaldık pandemi döneminde. Evet. Birçok müzisyen arkadaşımız sıkıntıda kaldı. Tabii, tabii, yani tabii. Üretemediler, üretemedik. Hepimiz yaşadık bu sıkıntıları ama durmadan yolumuza devam. Çalmaya, söylemeye, güzel şeyler üretmeye. Elbette, üretmeye devam. Bu arada Ece diye bir şarkının da notu var bende. Sen anlatmak istersin tahmin ediyorum. O da çok anlamlı bir şarkı olmuş. Şöyle, Ece benim komşularımın küçük kızları. SMA hastası. Tabii Ece ile tanıştıktan ve ailesiyle tanıştıktan sonra Ece bizi çok etkiledi, beni çok etkilemişti. Ne yapabilirim diye
Düşündüm hep kendi kendime. Çünkü bazı şeyler çaresiz kalıyor insan. Hani bir şey yapmak istiyor, yapamıyorsunuz. Ben de bir beste yaptım Ece'ye. O melodilerimle Ece'nin yaşadığı stresi, sıkıntıyı, ailesinin mücadelesini ve tüm SMA çocuklar için aslında... Çok zor bir mücadele, evet. Ece'ye hediye ettim onu. Ece'ye yaptığım bir eserdir. Ona şifa olsun ve tüm SMA çocuklarımıza, tüm çaresiz çocuklarımıza. Evet. Yani beni mutlu eden ve o kadar da duygulandıran eserlerimden bir tanesidir. Evet, dediğimiz gibi acil şifalar dileyelim. Umarım söz de yerini bulsun, değil mi? Bu müziğin yarattığı bir iyi enerjidir, olumlu enerjidir. Öyle de bir karşılığı olsun muhakkak. Evet, çünkü bir de lansman konserinde çok alkış aldı. Yani çok herkes çok, yani konseri çok güzel yani geçti. Evet. Ama Ece eserimizde, çünkü birazcık anlattım hikayesini, anlatınca belki insanlara daha da dokundu. Çünkü her eserin bu yanıyla farkındalık hikayeleri tabii. Var tabii. Eserlerin. Albümümüzde bütün eserlerin yanında ufak bir hikayesi yazar. O anlamlıydı o gecede onu çalmak. Şifa olsun. Şifa olsun. Ve şimdiden sonraki yolculuğunu da sorayım. Albümün yolculuğu, konserler, bundan sonrasına ilişkin planlama nasıl olacak? Konserlerimiz evet olacak. Şu an yurt dışında da görüşmelerimiz oluyor. Türkiye'de de görüşmelerimiz oluyor. Çok sıcak. Daha bir haftalık bir albüm. Şu an görüşüyor arkadaşlarımız. Pol Prodüksiyon'un etiketiyle çıktı. Sevgili Polat Yağcı da bu projeyi çok beğendi. Yanımızda oldu sağ olsun. Onlar da ilgileniyorlar. Yani herkes aslında el attı. Taşın altına elini koydu. Güzel bir proje, güzel bir iş, kaliteli bir iş oldu her anlamda. Hepimiz uğraşıyoruz, neler yapabiliriz. Ama tabii ki müzik hayatımız bu albümden kalmayacak. Evet. Yeni projelerim var, eşim Seda ile yeni sözlü eserler çalışıyoruz şu an stüdyoda. Yine vokal olarak da... Tabii devam edeceğim, devam okuyacağım. Eşimin sözlerini yazdığı, Seda Düzon'un yazdığı eserler var. Onlarla devam edeceğim. Yine ara ara tek esumantel eserler devam edecek. Bir Kültür Bakanlığı Devlet Sanatçısıyım zaten. Elbette. Evet. İstanbul Modern Folk Müzik Topluluğu'nda. O çalışmalar devam ediyor çok yoğun. Çok yönlü. Çok yönlü. Ama çalışma hep müzik temposu. Yani. Müziğin içindeyiz. Evet. Güzel gidiyor her şey. Devam edeceğiz. Kolay gelsin. Albümün de yolu açık olsun. Sağ Yeni olun. Projeleri de takip edeceğiz, konuşacağız elbette. Ümit Yılmaz'ı biz uğurlarken yine başta biraz gördüğümüz klibinizle, Ümit adlı eserinize çekilen kliple uğurlayalım. Ve yeniden görüşmek dileğiyle. Çok teşekkür ediyorum. Sizle olmak çok değerliydi, çok kıymetliydi. Sağ Bizim olun. İçin de öyle. Çok teşekkür ediyorum. Ve evet, Seyri Ahenk albümünden Ümit geliyor ekrana. Seyircilerimiz, 1 Şubat sevgili Barış Manço'nun vefatının yıl dönümüydü ve Barış Manço vefatının 23. yıl dönümünde Barış Manço'yu sevgiyle anıyoruz konseriyle anıldı. Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde Kurtalan Express sahne aldı. Tolga Akyurt'un solistliğindeki konseri sanatçının eşi Lale Manço ve Doğukan Manço da izledi. Unutma ki dünya.
Birleşmiş Milletler tarafından 2022 yılının Uluslararası Cam Yılı ilan edilmesi ve camın evrensel öneminin anlatılması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği sanatsal cam sergisi Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde ziyaretçiyle buluşuyor. Sergide 40 sanatçının farklı tekniklerle işlediği cam eserlere yer veriliyor. Çiçek motiflerinden tablolara, hayvan figürlerinden büstlere, doğanın çeşitli renklerini bünyesinde toplayan sanatsal cam sergisi Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşuyor. Birleşmiş Milletler tarafından onaylanan Cam Yılı kapsamında hayata geçirilen Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen sergide 40 farklı sanatçının eserleri yer alıyor. Çok güzel örnekleri var. Şahmeranlar var. Onun dışında füzyon tekniği dediğimiz bir teknikle bir iş yapılıyor. Yani camlar eritilerek, yumuşatılarak bir resimler yapılıyor. Bunun dışında sıcak cam direkt patadan alınarak üretilen cam eserler var. Kalıba dökülerek yapılan var. Yine cam hamuru dediğimiz pata döver tekniğiyle yapılan, yine şekillendirilip yapılan. Ya bu teknikler hepsini aşağı yukarı burada uygulayan Türkiye'de sanatçılar var. Bu sergide yer alan hem akademisyenler var, hem oradan mezun olan öğrencilerin eserleri var, hem de alaylı olan sanatçılar var. Dolayısıyla bu daha da aslında zenginleştiriyor sergiyi. Serginin koordinatörlüğünü üstlenen Meral Öztürk, sergide katılımcı olarak da yer alıyor. Çalışmalarımda büyük çoğunluğunda Anadolu'daki yerleşmiş medeniyetlerden esintiler var. Ben de Frig dönemi fibulalarından esinlenerek birçok seramik ve eserlerim vardı. Camda da burada farklı bir günümüz fibulası çengelliğine ve aslında koruyucu nazarlık her zaman daim olan eskiye atıfta bulunarak böyle bir çalışma yaptım. Sergi 28 Şubat'a kadar ziyaret edilebilir. İstanbul Kültür Sanat Vakfı bu yıl 50. yaşını kutlamaya hazırlanıyor. 5 Haziran'da başlayacak ve tüm yıla yayılacak kutlama etkinlikleri arasında Nick Cave konseri, film gösterimleri, konserler, sergiler, başka gösteriler, atölye çalışmaları ve söyleşiler yer alıyor. İKSV 50. yılını 5 Haziran Pazar akşamı İstanbul'un farklı parklarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştireceği konserlerle kutlayacak. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek konserler tüm İstanbulluların katılımına açık olacak. Yanı sıra İstanbul Film, Müzik, Caz ve Tiyatro Festivalleri yıla yayılacak. Film ekimi sonbaharda sinemalara gelecek. Venedik Sanat Bienali'ndeki Türkiye Pavyonu ve İstanbul Bienali bir kez daha Türkiye'yi uluslararası sanat gündeminin merkezine taşıma hedefiyle yoluna devam edecek. Yönetmenliğini Marina Ergorbak'ın, ortak yapımcılığını Mehmet Bahadır Er'in üstlendiği Ukrayna-Türkiye yapımı Klondike filmi ilk gösterimini gerçekleştirdiği dünya sinemasının en önemli festivallerinden Sundance Film Festivali'nin uluslararası yarışmasından en iyi yönetmen ödülünü aldı. Tebrik ediyoruz ekibi ve biz de bu haberle sizlere veda ediyoruz. Yeni günde buluşmak dileğiyle. Kara Köpekler Havlarken ve Sev Beni Gibi filmlerin yönetmeni Marina Ergorba, ortak yapımcılığını Mehmet Bahadır Er'in üstlendiği Klondike filmiyle Sundance Film Festivali'nin uluslararası yarışmasında en iyi yönetmen ödülünü kazandı. Savaş konusu kadın bakış noktasından, hislerden anlatan bir film. O da çok önemli. Umarım ödül yüzünden bu film daha çok dikkat çekecek ve bizim ana mesaj, ne anlatmaya çalışıyoruz Klondike'la, daha çok seyirci ulaşacak. Ukrayna-Rusya sınırında bir köyde yaşayan hamile bir kadının hikayesine odaklanan filmde, sivil bir yolcu uçağının 17 Temmuz 2014'te Ukrayna'da düşürülmesi olayı da konu ediliyor. Bu gerçek bir olay.
Bir de uçak tam o köye düşüyor. Biz de köy hayatında beraber savaşın başlangıcı ve aynı zamanda uluslararası bir drama ile beraber bir yola çıkıyoruz seyirci olarak. Uluslararası medya şu an Ukrayna sınırında olayları büyük yer alıyor. Tüm haberler uluslararası Ukrayna'da aynı zamanda anlatıyor. Ama biz şunu anlatmak istiyoruz. Bu yeni bir olay değil. Savaş 2014'ten başladı. Bağımsız bir ülkeye sınırdan silah, savaş güçler geliyorlar. Böyle diyebilirim. Bu da sivil insanlara çok büyük bir zarar. İş Sanat Gece Gündüz'ü sundu.